Öbürse bu tür kurumlar, kişiler değişirse değişsin hiç önemli değil, mutlaka ve mutlaka demokrasiye ayar geçmek veya bunu yeni oluşturulacak muhalefetin bir zemini olarak kullanıla geldiğini her zaman gördük. Hı hı. Onun için eğer biz Anayasa Mahkemesi'nin ki bugün hı. 52. yılını kutluyoruz kuruluşunu, evet. kuruluş felsefesi, niçin kurulduğu, hangi şartlarda kurulduğu ve Türkiye'de parlamento varken ve ilk derece mahkemeleri, yargı kurumu varken yürütme ve parlamentonun üzerinde vesayet kurumu olarak kuruluşu dikkate alınırsa ve özellikle de 1960 darbecilerinin başta Menderes ve arkadaşları olmak üzere onları asmak ve Türkiye'de yaptıkları hukuksuzluklar üzerine bir kılıf, adeta bir örtme anlayışıyla tasarlanan bu vesayet kurumu sürekli surette bu ayar geçme hadisesinin içerisinde bulunmuştur. Bugün Sayın Haşim Kılıç'ın özellikle tavrına baktığımız zaman şunu görüyoruz net bir şekilde. Haşim Kılıç 52 yaşında olan Anayasa Mahkemesi'nin dünden bugüne kadar yapmış olduğu, vermiş olduğu tüm kararları sahiplenmiştir. Ve Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlarda her zaman hukuk çerçevesinde iddiasına göre, ifadesine göre hep hukuk çerçevesinde bireysel hak ve özgürlüklerin savunulduğu, korunduğu bir merci makam olarak değerlendirmiştir. Oysa ki biz ya Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını 1970'lerde, 80'lerde neler verdiğini ve bugün gerçekten kahkahalar atarak güldüğümüz o kadar kararı var ki 367'yi daha yeni yan algılıyoruz. Tabii. 367'ye girmiyorum. 1970'lerde, 80'lerde sözde ticaret özgürlüğü, sözde ekonomik özgürlük adı altında ve oradan devletçilik yorumuyla anayasanın girişindeki başlıklardan hatta anayasanın metni dışında genel felsefesinden hareketle çok garip kararlar verdiğini hep gördük biliyoruz. Yani Anayasa Mahkemesi Başkanı bugün şunu söyledi. Dedi ki 367 kararı dahil olmak üzere ve bu ülkede Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet Kalkınma Partisi ile birlikte özellikle üniversitelerde inanç özgürlüğünün sağlanması ve üniversiteyi kazandıktan sonra inancı, düşüncesi kim olursa olsun bütün vatandaşların, öğrencilerin, bireylerin hür, serbest, özgürce bir üniversitede okuyabileceklerine ilişkin bir anayasal güvence olsun diye anayasa değişikliği yaptılar. Ve bugün sözde özgürlüklerin güvencesi olarak Haşim Kılıç'ın ifade ettiği Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliklerini iptal edemeyecek olmasına rağmen adeta usulden girerek hani doktorların tabii. ameliyatlarında olduğu gibi hani damardan girerek kalp evet. ameliyatı yaptıkları gibi usulden girerek anayasa değişikliğini iptal ettiklerini biliyoruz. Hı-hı. Şimdi biz açıkça özgürlüklerin korunması için yapılan anayasa değişikliğini iptal eden ve özgürlükleri adeta tehdit olarak kullanılan Anayasa Mahkemesi'ni gördükten sonra bugün Haşim Kılıç'ın sözde anayasal ve uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan hakların, özgürlüklerin güvencesi olan Anayasa Mahkemesi'nin varlığını ifade etmesi asla inandırıcı değil. Çünkü biz Anayasa Mahkemesi'nin hem kuruluş felsefesi ve bugüne kadar Türkiye'de onlarca kapattığı siyasi parti, demokratik düzene tehdit etmesi ve özgürlüklere karşı sözde devletin güvenliği ve siyasal ideolojik gerekçelerle vermiş olduğu iptal kararlarına baktığımız zaman maalesef Türkiye'de hem kuruluş felsefesi itibariyle hem de vermiş olduğu kararlar itibariyle oldukça şüpheli ve oldukça şaibeli bir Anayasa Mahkemesi'ne karşı karşıyayız. Böyle bir mahkemenin işte niçin böyle konuştu? Evet. Acaba şaşırtıcı oldu mu? Niye siyasi mesaj verme yani gereği hissetti özellikle, Anayasa Mahkemesi bakınız, Başkanı? 2010 yılında biz Türkiye'de anayasa referandumunu, 2010 yılındaki referandumu sonuna kadar hukuk camiası olarak destekledik. Hı hı. Ve bu anayasa değişikliğinin Türkiye'de yaşadığımız özgürlük, demokrasi, hukuk sorunlarına çare olması için değiştirdik. Ve vatandaşlar olarak bunu destekledik. Bakınız anayasamızın 148. maddesinin 5. fıkrasında Türkiye'de bireysel müracaat yolları ile ilgili düzenlemeler vardı. Twitter kararını yine sizin yayınlarınızda konuştuk. Konuştuk evet. Ve gerçekten ilk derece mahkemelerine müracaat edilmeksizin doğrudan anayasa mahkemesine gitmek mümkün değilken kendi kuruluş düzenlemesi, anayasal düzenleme bunu göz ardı ederek Anayasa Mahkemesi'nin son dönemde Twitter, sosyal medya ve özellikle Ergenekon tutuklularıyla ilgili adeta tribünlere hitap eden, adeta Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru gittiğimiz süreçte acaba benim arkamda ittifak yapacak çevreler var mı? Benimle birlikte ittifak yaparak Türkiye'de farklı bir
siyasal zemin oluşturabilir miyiz? Yani bir siyasi aktör gibi hareket ediyor maalesef, Anayasa Mahkemesi bugün, duruşu itibariyle değil mi? Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru. İşte son 3-5 ayda vermiş olduğu kararlarının bileşkesi bakınca bunu bugün görüyoruz. Yapmış olduğu açılış konuşmasında Haşim Kılıç adeta hodri meydan dedi. Varsanız ittifaka, birlikte yeni bir siyasal oluşuma benim arkamda gelin dedi. Bunda da sorun yok. Bakınız bir Anayasa Mahkemesi Başkanı Türkiye'de siyasal çevreleri ittifaka zorlamak suretiyle, ittifak yapmak suretiyle Cumhurbaşkanlığı adayı olabilir. Hı. Ama bunu Anayasa Mahkemesi Başkanlığı adı altında ve kutsal yargı kurumunun arkasına alarak onun dokunulmazlığını, tarafsızlığını, bağımsızlığını kişi olarak kullanarak bir siyaset zemini orayı yapamaz. Hı hı. Biz bakınız ifadelerini hep yani birlikte... Haşim Kılıç anayasa açıyorum. Anayasa Mahkemesi kurumunu arkasına alıp böyle bir adım attı. Bunu yapamaz diyorsunuz. Yapamaz. Tamam. Siyasete atılabilir. Cumhurbaşkanlığı adaylığını koyabilir. Bunun yöntemi ama bellidir. Anayasa Mahkemesi'ni kullanarak bunu yapamaz. Bunun yöntemi bellidir. Evet. Bunun yöntemi bakınız Türkiye'de tabii ve bütün gelişmiş demokrasilerde seçim sürecine gidildiği takdirde İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı görevlerinden ayrılır. Elbette. Niçin? Tabii bakın ki. Bunlar yargısal bir görev dahi ifa etmiyorlar. Evet, evet. Bu kurumlar tamamen yürütmeye ait görevler. Aynen, icracı makamlar. Evet. İçişleri Bakanı güvenliği kuracak. Adalet Bakanı bir şekilde Adalet Bakanı HSYK'nın da başkanı olması sebebiyle orada tamamen yargısal bir süreç olan seçimlerin denetimi, gözetimi, kontrolü Adalet Bakanı'nın şüpheyi ulaştırır diyor. Onun için o da ayrılsın diyor. Ve Ulaştırma Bakanı olur ya seçim sonuçlarının ulaştırılması, elbette, sandık sonuçlarının toparlanması, tabii, birleştirilmesi bunlar da sıkıntı olabilir diye bu üç bakan ayrılıyor. Evet. Bugün yürütme dahi seçim sürecine girdiği zaman yürütmedeki belli bakanlar görevlerinden ayrılırken, onların yerine bürokratlar atanırken bugün Türkiye'de yargının, bakın her türlü şaibeden, şüpheden, siyasal ilişkiden, efendim, sosyoekonomik, kültürel bağlantılardan tarafsız izole olması gereken, tabii, izole olması gereken, tabii, ve yargının en başındaki, en üst makamındaki, hı hı, kişilerden Anayasa Mahkemesi Başkanı bugün çıkıp tamamen adeta bugün bir haber kanalında da üzülerek gördüm. Sayın Başbakan'ın herhangi bir konuşmasına tekabül edecek. Hı hı. Maalesef hı, orada bir beyanı görüyoruz. Hı hı. Aynen o beyanın karşılığına gelecek işte gömleğe karşı gömlek. Efendim geçmişte şu sosyal medyada medya ile ilgili konuşmasına karşılık gelecek farklı bir ifade. Açıklama, maalesef evet, gördük. Onun için bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yapmış olduğu, geçmişte Anayasa Mahkemesi Başkanları'nın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıları'nın yapmış olduğu hezeyanlara benzer. Yargımız adına çok üzücü bir durumdur. Bunun kurumu, böyle bir konuşmanın yapılacağı makam, merci, mevki asla Anayasa Mahkemesi olamaz. Kendi, hı hı, ifadeleri içerisinde de çelişkili olan bir durumdur. Ve şunu da ifade etmekte yarar görüyorum. Hani diyorlar artık ki, evet, efendim yargı ele geçirilmiştir iddiaları var, bunları somutlaştırın, bu tür iddialar kesinlikle bize zarar veriyor gibi beyanlar var. Evet. Ben soruyorum, bundan çok değil, 5-6 yıl evvel, 4-5 yıl evvel 367 kararını veren ve üniversitelerde özgürlüğe ilişkin düzenlemeleri iptal eden Anayasa Mahkemesi'nin içine kötü ruh mu girmişti? Niçin böyle kararlar vermişti? Onlara da sahipleniyor musunuz? Evet. Bunları sahipleniyorsunuz. Sahipleniyorsanız özgürlükten nasıl bahsedebiliyorsunuz? Çelişki işte burada. Çelişki. Bu kadar. Tabii kendi canım, içerisinde çelişki var. Tarihsel cümleler arasında var. İçerisinde çelişki var. Aynen. Ve meşruiyeti felsefesi itibariyle maalesef iddia ettikleri özgürlük ve demokrasinin savunuculuğu açısından çelişkiler var diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz Sayın çok Cahit Özkan, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür sevgi ederim. Saygılarımızı sunuyoruz. Hemen bir diğer haberi izleyelim.